Dünyasına hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 4 Eylül günlerden cuma, haftayı yavaş yavaş bitirirken bu hafta içerisinde bilindiği üzere dış ticaret rakamlarını biz almıştık. Açık artmıştı. Özellikle altın ithalatıyla 6,3 milyar dolarlık bir altın ithalatı vardı. Dış ticaret açığına baktığımızda Ağustos ayında %170'lik bir artış var. 6,3 milyar dolara yükselmişti hatırlatmak gerekirse. İhracatta da %5,7'lik bir azalma vardı ve 12,5 milyar dolara kadar gerilemişti. Şimdi hemen konuğumuza döneceğiz. Adil Pelisser karşımda, İstanbul Kimyasal Maddeler İhracatçılar Birliği Başkanı. Adil Bey, iyi günler dileyerek hemen başlayalım sizinle beraber. Şimdi ithalat ihracat rakamlarını aldık. İthalatta %20'nin üzerinde bir artış var ama altın ithalatı ağırlıklı aslında. İhracat tarafına baktığımızda da orada da bir gerileme var beklenildiği gibi. Bu kimyevi maddeler ihracatında ya da ticaretinde nasıl bir görünüm çıkardı karşımıza? İyi yayınlar diliyorum. Doğru konulara değindiniz. Şimdi Türkiye'nin ihracatına baktığımız zaman ilk 8 aylık ihracatımız 12 milyar 463 milyon dolar oldu. Bizim buradaki ithalatı karşılama oranımız altın hariç baktığımız zaman da %82,9 meydana geldi. Eğer altını da içine koyacak olursa %66,4 meydana geldi. Biz burada altına ayırıyoruz. Altına ayırdığımız zaman aşağı yukarı %83'lük bir ithalatı karşılama oranıyla ihracatımızın geçen sene ki performansı olmasa bile geçen seneki performansına yakın bir performans sergilediğini görüyorum. Kimyevi maddeler kısmına baktığımız zaman geçen seneye göre aylık bazda %14'lük gerileme var. Bu da mineral yakıtlardan meydana geliyor. Aslında biz geçen sene yaptığımız ihracatın biraz altında yaptık. O da 1 milyar 378 milyon dolar oldu. Bizim bu ithalatımızın ihracatı karşılama oranındaki her geçen ayda daha iyi bir sonuç elde edeceğimizi göreceğiz biz burada. İlk 8 ayda biz kimyevi madde ihracatında geçen sene 13,4 milyar dolarlık ihracat yaparken bu sene 11,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık ilk 8 ayda. Burada başta Hollanda, Irak ve Almanya olmak üzere bu ülkelere ciddi ithalatımız, ihracatımız yapıldı. Bizim şimdi bundan sonraki aylarda önümüzde baktığımız zaman yılı 8 ayını geçirdik. Önümüzde 4 ay var. Bu 4 aylık performansımız o 8 aydan daha iyi olacaktır. Çünkü bayramlar vardı. Bayramların haricinde de bir pandemi sürecini yaşadık. Biliyorsunuz Nisan ayındaki ve Mayıs ayındaki bu süreçlerde. Ve artık koronavirüsle nasıl, yani Covid-19'da nasıl mücadele edeceğimizi öğrendiğimizden dolayı çok başarılı bir 4 ay geçireceğimize inanıyorum. Dolayısıyla kimyevi madde ihracatında da bu yönde pozitif bir ilerleme sergileyeceğiz. Bizim burada özellikle plastik ve plastik mamulleri bizim ihracatımızın yaklaşık %34'ünü teşkil ediyor. Bu ihracatımız %5'lik bir artma meydana getirdi. Aslında bu kayıplarımızın en büyük sebebi bizim mineral yakıtlardan kaynaklanmakta. Bildiğiniz gibi mineral yakıtlar derken motorun ve jet yakıtından bahsediyorum. Özellikle bu konudaki ihracatımız azaldı. Çünkü sebebi de belli. Pandemi döneminde hava yolları uçmuyor. Özellikle yakıtlarla ilgili tüketim meydana gelmediği için dünyada da. Dünyada da bir yavaşlama söz konusu ekonomide. Dolayısıyla bundan dolayı ihracatımız mineral yakıtlarda olmadı. Ve buradaki kaybımız bizim yaklaşık %44'e yakın bir cirosal bir kaybımız var. Bu çok büyük bir oran. Dolayısıyla bundan dolayı genel kimya ihracatımızda biraz gerileme meydana geldi %14 gibi. Ama önümüzdeki aylarda geçen seneki ihracat rakamını yakalayacağımıza inanıyorum. Şimdi biz tabii Mart ayından itibaren bu COVID-19 vakaları 11 Mart itibariyle çıktıktan sonra yavaş yavaş kısıtlamalara gidildi ve tabii ilk şoku atlattıktan sonra Haziran ayından sonra normalleşmeye geçtik. Şimdi öncelikle kimyevi ihracatında Ocak-Mart dönemi, sonra Mart-Haziran dönemi, şimdi de Haziran-Ağustos dönemi. Karşılaştıracak olursak nasıl bir üç dönemden bahsedebiliriz? Biliyorsunuz ilk yıl başında 2020'nin başında biz 2019'un ilk 6 ayında bir duran bir sezon yaşadık. Ama ondan sonraki ikinci 6 ayında özellikle Ağustos ayından dolayı yükselen bir ivme yakalamıştı. Grafiğimiz çok iyi gidiyordu. 2020'nin ilk 2,5 ayı
bu performansı yükselen bir grafikle gitti. Maalesef COVID-19 pandemi sebebiyle bu bir ikinci dönemde bir yavaşlama meydana geldi. Burada biraz önce söylediğim gibi aslında COVID-19'un bir paniğiyle beraber insanlar nasıl mücadele edeceğini, ne yapacağını tam olarak bilmediği için tamamen ketum davranarak ticareti, ekonomiyi, önce sağlık diyerek diğer aktivitelerini hep ötelediler. Dolayısıyla bundan dolayı ticaretimiz burada biraz yavaşladı. Ama üçüncü döneme geldiğimiz zaman özellikle Mayıs ayını bitirdikten sonra Haziran ayında son 3 aylık durumumuza baktığımız zaman yükselen bir grafik görmekteyiz. Doğrusu sizin de söylediğiniz gibi şu ana kadar geçen 8 aylık dönemi birinci dönemde 2019'un hızıyla devam etti. İkinci dönem COVID-19'un etkisi, üçüncü dönemde ise COVID-19'undan arınma ve hızlanma eski performansımızı yakalama dönemini içine girdi. Bu son dönem ise 2020'nin son döneminde biz telafi edeceğiz. Yani ötelenmiş bir takım alışverişleri, ticaretleri, ihracatları yerine getirerekten tahmin ediyorum. Geçen seneki performansın belki çok az bir şeyi altında kapatarak da yılı kapatacağız diye düşünüyorum. Peki şimdi biz Haziran ayı itibariyle normalleşme sürecine girdik diyoruz. Sektör sektör değişir tabii. Bu insanların bir harcama eğilimi de değişti biliyorsunuz. Hepimizin öyle oldu daha doğrusu. Tek kişi bazlı veya yaş bazlı değil bu. Şimdi tabii dolayısıyla bu Haziran sonrası hızlı normalleşme nasıl geçti sizin sektörünüz? Burada kapasite kullanımdan tutun da ihracat anlamını zaten biraz bahsettiniz. Kapasite kullanım, üretim noktasında. Şimdi tabii ki kapasite kullanım oranımız geçen aylara göre arttı. Fakat geçen seneye göre azaldı. Sektör sektör değişiyor. Bizim kimya madde sektörüne baktığınız zaman 16 tane alt sektörümüz var. Başta plastik ve plastik mamulleri olmak üzere mineral yakıtlarımız, temizlik ve temizlik mamulleri var. Kozmetik sektörümüz var, kauçuk sektörümüz var. Anorganik, organik kimyasalar diye 16 tane alt sektörümüz var. Alt sektör sektör değişiyor bu. Mesela temizlik ve temizlik mamulleri sektörümüze baktığımız zaman ciddi miktarda büyüme var. Medikal ürünlerimizin özellikle hijyen bölümüne dönük olanlarında artmalar var. %30, %40'a yakın artmalar var. Fakat medikal sektörümüzün geneline baktığımız zaman genelinde ise bir eksilme var. Bu da özellikle medikal sektörümüzde COVID'in haricindeki diğer ilgili alanlarda biraz yavaşlama var. Bu yavaşlamayı bizim genelimize de etkiliyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Alt sektörlerimizde de ilerleyenler var, gerileyenler var. Ama ortalamasına baktığımız zaman %14'lük bir düşüş meydana geldi ihracatımızda, kimya maddeler sektörümüzde. Bizim bu ihracatımızın ana sebebi ise mineral yakıtlar alanındaki ihracatımızın aşırı şekilde yavaşlamasından kaynaklandı. Ama genel itibariyle baktığımız zaman sektörlerimizde, kozmetik sektörümüzde keza bir hafif bir yükselme var. Dolayısıyla biz bunları olan karşılıyoruz. Bütün çalışmalarımız, ihracatlarımızın artışı, hobilerimizin desteklenmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Ama bizim özellikle mevzuatsal anlamda sıkıntılarımız var. Finansmana ulaşmada sıkıntılarımız var. Bizim eğer hobilerimizin bu konulardaki isteklerini çözebilirsek tahmin ediyorum daha başarılı aylar geçireceğimizi göreceğiz. Şimdi siz dediniz ki son çeyrek için daha olumluyuz ancak vaka sayılarına baktığımızda artışlar gözlemliyoruz. Dolayısıyla siz bu artışlar yaşanırken son çeyrekte rakamsal bazda neler bekliyorsunuz? Anladığım kadarıyla üçüncü çeyreğe göre daha iyimsersiniz öyle mi? İkinci çeyreğe göre. Bir iyileşme var. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsat Pekcan'ın da açıkladığı gibi son 3 aylıktaki performansımız COVID dönemine göre Mayıs ve Haziran ayına göre iyileşme meydana getirdi. Son dönemde biz bunu ciddi bir miktarda artacağını göreceğiz. Nasıl artacağız bunu? Yani ivmemiz, ihracatımız artacak, çalışmalarımız artacak ve kapasite kullanım oranlarımız da artacaktır. Bizim burada özellikle devlet bakanlıklarımızdan beklentimiz bizim hobilerimizin gerektiğinde finansmana ulaşması, kredilere ulaşması, bir ihracat yapabilmek için de bizim aynı zamanda paraya yani finansmana ulaşmamız lazım. İthalatta bazı konularda ithalatımızda biliyorsun vergiler geldi. Bunlar ithalatı zorlaştırmak anlamında. Ham madde ile ilgili, ham madde derken yarı mamuller anlamındaki ithalattaki bir takım bizim
açılması lazım. Eğer bunları gerçekleştirirsek biz önümüzdeki dönemde geçen sene yakaladığımız 20.6 milyar dolarlık ihracat rakamını bu sene 20 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyorum. İnşallah pek bu yönde olacak son dönemdeki çalışma ve grafiğe bağlı olarak. Peki şimdi ülke ve bölge olarak bu sene son 3 aya dahil etmek üzere 2021'i de dahil ediyorum tabii ben. Süreç nasıl işleyecek hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir belirsiz durum var ama. Buna göre iyi ve kötü senaryoya göre hedefler tekrardan revize edildi mi Halil Bey? Bunu merak ediyorum. Ve de tabii bu pandemi döneminde görünen o ki bazı ülkeler sınırlarını kapattı, bazıları daha rahattı. Ve bölge bölge, ülke ülke baktığımızda pandeminin yoğun görüldüğü Avrupa ülkeleri oldu, daha hafif atlatanlar oldu. Dolayısıyla hangi bölge ve ülkeler ön plana çıktı bu dönemde? Bildiğiniz gibi aslında Türkiye'mizin ve bizim İKMİP olarak da kimya madde ihracatında en büyük partnerimiz bizim Avrupa Birliği ülkeleri. Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle başta Almanya'yı sayabiliriz. Biraz önce söylediğim gibi de zaten Almanya bizim ihracattaki ciddi bir partnerimiz ve ciddi bir rakam yapıyoruz oraya ihracatta. Hem Türkiye olarak hem kimya maddeleri olarak. Bizim pandemi sürecinde sınırlarımız kapandı ama alternatif bir takım ihracat olanakları bakıyorum. Bir, kargo yoluyla yani uçak kargoyla ihracatı yapmak. İki, demir yolu ihracatı. Üç, aslında mesela deniz yolu ihracatımız, deniz yoluyla yapılan ihracatlarımızda lojistik anlamda biraz sekteye uğrası dahi devam etti. Bazı konularda biliyorsunuz Irak, İran gibi pandeminin yüksek olduğu ülkelerde ise temassız ihracat yolunu tercih ettik. Demir yoluyla yapılan ihracat. Bunlar aşıldı. Şu anda Avrupa Birliği'ne de karayoluyla rahatlıkla ihracat yapıyoruz. Diğer Irak, İran veya da Azerbaycan ülkelerine de ihracatı yapıyoruz. Bizim uzak nav ülkelerimiz mesela ihracat yaptığımız Güney Amerika, Afrika gibi veyahut da uzak Asya gibi ülkeler ise zaten deniz yoluyla yapıyorduk. Deniz yolunda herhangi bir problemimiz yok. Biz dolayısıyla biz herhangi bir orada bir durmanın yaşanmayacağını, sadece o ülkelerde pandemiyle ilgili olan bazı sıkıntılar var. Kendi gümrükleriyle ilgili problemler var veyahut da sokağa çıkma yasağı var. Mesela Irak'ta şu an sokağa çıkma yasağı var. Dolayısıyla orada malın tüketimi ve gümrükteki çekişler biraz azalma eğilimi gösterdi. Bu gibi olaylar bizim ihracatımızı etkiliyor. Lojistik anlamda iyiyiz. Devam ediyorum. Fakat ihracat yaptığımız ülkelerdeki pandemiyle ilgili sorunlar azaldıkça bizim ihracatımız geçen seneki seviyesinin üstüne çıkacaktır diye beklentimiz var. Mevcut. Bir taraftan da hani kötümser dediğim için soruyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nden bugün mesela bir uyarı da var. Daha doğrusu bir son dakika açıklaması da gelmişti. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Harris'ten gelmişti. Bu önümüzdeki yılın ortalarına kadar yaygın bir aşılama beklemediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla biz 2021 yılına ihracat bakımından da hazır mıyız? Biz 2021 değil, 2022-2023'e bile hazırlanıyoruz. Şu anda biz baktığımız zaman bu pandemi aşı bulunsa dahi, tedavi süreçleri çok daha iyileşse dahi, bunun süreçleri en az 3-4 sene daha sürecek. Dolayısıyla biz bu pandeminin COVID-19'la bir şekilde mücadele etmenin yollarını her geçen gün daha iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bakın 3 ay önce pandeminin paniği vardı. Şu an paniği yok. Sadece daha iyi nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. 2021 senesinde benim beklentim, kendi şahsi görüşümdür bu. Aşağı yukarı Mayıs ayına kadar bu pandemi sürecini kendisini hissettirdi. Bizim için önemli olan ve dünya vatandaşlarının yapması gereken sosyal mesafeyi korumaları, önlemlerini almalı ve bu süreci biraz yavaş seyretmesini sağlamak, yani pandemi sürecini. Bizim 2021 senesinde neye hazırlanıyor? Özellikle dijitalleşmeyle beraber bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile yaptığımız çalışmalarla pandemi döneminde dijital ihracata önem veriyor. Özellikle fiziki temaslar azalacak. Geçen seneki gibi fuarlar veyahut da ticari heyetler olmayacak. Bunun sanal fuarlarla, sanal ticari heyetlerle gerçekleşmesini sağlayacak. Biliyorsunuz İKMİP olarak biz Türkiye'nin ilk sanal ticaret heyetini Kolombiya özelinde yapmıştık ve bunlar artmakla devam ediyor. Bunlara yani dijital çalışarak biz ihracatımızı gerçekleştirecek. Dünya da buna alışıyor. Sadece Türkiye değil. Dünya da buna alışıyor. Dolayısıyla fiziki temas yerine
Biz dijital çalışmaya ağırlık vereceğiz. Biliyorsunuz bakanlığımızda özellikle KOBİ'lerimiz başta olmak üzere firmalarımızın ihracatı daha nasıl artırabilir yönünde kolay ihracat platformunu açıkladı. Bu yönde çalışma devam ediyor. Nasıl bir ilgi getirir sizce bu kolay ihracat platformu? Harika bir platform. Özellikle başta Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanım olmak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız da İsmail Güllü olmak üzere bu konuda katkısı olan tüm herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle başta KOBİ'lerimiz olmak üzere ihracatçılarımız hedef ülkelerle ilgili platformda neyi istiyorsa onu bulabilecekler. Bununla ilgili çalışmalarında yapmak istedikleri konu başlıklarını burada bulabilecekler. Örneğin mesela pazara giriş haritası var. O hangi ülkeye mal satmak istiyor o ülkenin gümrük vergileriyle ilgili bilgiler olacak. Veyahut da o ülkelerle ilgili fırsatlar, sektörlerin durumları, rakamsal analizleri yani o ülkelerden alınmış veri tabanlarının direkt anlık bu taraftaki görsellerini görecekler. Dolayısıyla bizim ihracatçılarımıza kolayihracat.gov.tr internet adresinden istedikleri bilgilere ulaşacaklardır. Dolayısıyla çok başarılı bir platform olacağını öngörüyoruz. İnşallah bu yönde de ihracatçılarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Peki ürün ve yeni yatırımlar bazında da bir yorumunuzu isteyeceğim ben. Yeni ürünler, yatırımlar. Bunlar bu dönemde ne kadar ertelendi? Ertelendi mi? Ertelendiyse hangi yıllara yayıldı? Tabii ki şimdi yatırım ve yeni ürünler konusunda biz de İKMİK olarak da çalışma yapıyoruz. Türkiye olarak da zaten bu konuda diğer sektörler de bu konuda çalışıyor. Bizler de çalışıyoruz. Başta petrokimya yatırımları olmak üzere ilaçla ilgili plastik ve plastik mamulleri ve diğer sektörlerde de yatırımlar yönünde çalışmalar yapılıyor ama burada şunu yapmak lazım. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, özellikle finansal istikrarın olması, yatırım yapacak yurt dışından gelecek firmaların aradıkları bir takım garantiler var. Bu garantilerin yerine getirilmesi, regülasyonların ve mevzuatların sık sık değişmemesi, biraz daha böyle kalıcı bir şekilde yatırımcı önünü görebilmesi lazım. Teşviklerimiz var. Teşviklerin niteliğinin arttırılması çok önemli. Özellikle bizim İKMİK olarak yaptığımız bir çalışma var. Bu Sanayi Bakanlığımız ve özellikle Cumhurbaşkanlığımızın yatırım ofisiyle beraber çalışıyoruz. İKMİK olarak 50 milyon dolar ve üzerindeki kimyevi maddeler, ithal ettiğimiz kimyevi maddeleri Türkiye'de üretilmeyen yalnız. Bu 157 tane bir ürün isim listesi hazırladık. Bu 157 tane ürün listesini Türkiye'de üretimini nasıl yaparız aşamasında bakanlıklarımızla ilgili kurumlarla çalışıyorum. Bir de bunun 5 sayılı bir listesi var. Yani hem Türkiye'de üretilmeyen hem de Avrupa Birliği ülkelerinde üretilmeyen yaklaşık 60 tane ürün var. Eğer biz bunları bu Türkiye'de üretimiyle ilgili bir çalışmada bir destekleyici, bir katalizm vazifesi görebilirsek bu bizim için çok başarılı bir çalışma olacak. Dolayısıyla yatırım ortamının biz iyileştirip eğer mevzuatlar anlamında bir güveni birazcık daha pekiştirirsek tahmin ediyorum firmalarımız ve yurt dışından gelecek yatırımcılarımız ülkemizi seçecektir diye düşünüyorum. Peki şimdi aslında bugün de sabah erken saatte resmi gazetede yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var bilindiği üzere. Bu iş fesihin yani işten çıkarma yasağı uzatıldı 2 ayda. Bir de bundan bir hafta önce kısa çalışma ödeneğinde de bir uzatım yaşandı. Uzatımlar uzatmalar geliyor ki Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı'na verilmiş bir yetki var bu şekilde. Şimdi bu uzatmalar, bu uygulamalar beklentileri karşılıyor mu? Hangi aksaklıklar gözünüze çarpıyor bu uygulamalarda? Tabii ki pandemi süreci hala devam ediyor. Yani kendini hissettiriyor. Tamamen bitmedi. Bitmediği için de sektör çok fark ediyor. Baktığın zaman genel anlamda belki gıda sektöründe birazcık iyileşme var. Bazı sektörlerde ihracatında veyahut da üretimde veyahut da tüketiminde iyileşme var ama bazı sektörlerde ciddi kayıplar var. Örneğin petrokimyada biraz önce söylediğim gibi %44 civarındaki mineral yakıtlardaki kayıp o sektörün hakikaten maliyetlerini kurtarma aşamasında zorluklar meydana getiriyor. Dolayısıyla bakanlıklarımızın aldıkları bu kararlar, özellikle bu kısa çalışma ödeneğinin 2 ay ötelenmesi, gerektiği hamleleri gerektiği zaman yapıyorlar.
ve bununla ilgili hakikaten ilgili talepler, STK'ların taleplerini de göz önüne alarak da bununla ilgili uygulamaları yapıyorlar ve daha da devam edecek aslında. Bu pandemi süreci devam ederse iki ay diye devam edecek. Belki de bir ay sonra olacak. Şimdi buradaki pandemi sürecini bu sene bitmeyeceğini bir kere öngörüyoruz. Önümüzdeki sene özellikle Mart ayından sonra yavaşlayarak aşağı doğru ineceğini ve önümüzdeki yazın artık minimize olacağını görüyoruz. En önemli olan şey şu, özellikle bizim tedavi edici ilaçları ülkemizden iki tane firmamız üretti pandemi sürecinde. Bu iki tane firmamız milli firmalarımızdır. Bu firmalarımız ürettiği için %95'e yakın bir başarı sağlıyor ve Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili ilaçları şu anda kullanıyor. Ve bununla ilgili de iyileştirmeler de devam ediyor. Eğer yerli ve milli aşıyı da biz kendimiz bulduğumuz andan itibaren bu bizim önümüzü tamamen aşacak. Bunun için birazcık sabretmemiz gerekiyor. Bizim bu dönemde firmalarımızın, üreticilerimizin ve ihracatçılarımız veyahut da ticaret yapan firmalarımızın ihtiyaçlarını ilgili bakanlıkla göz önüne alıyor ve bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Biz burada yalnızca özellikle bizim finansmana kolay erişebilmemiz lazım. Burada bizim ülkemizin içinde şu an belki dünyada bir zorluk içinde ama finansmana ulaşmada biraz zorluk çekiyorum. Biliyorsunuz kredi faizleri yaklaşık %9-%10'lardayken şu anda yaklaşık %14-%15'lere çıkmış durumda. Bu %50'lik bir artış söz konusu oldu. Aynı zamanda firmalarımız bunlara ulaşmakta biraz zorluk çekiyorlar bu dönemde. Bu son 15 günlük duruma söylüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu da Merkez Bankamızın aldığı politikalarla, kararlarla beraber bunu da aşacağız. Tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda iyileşen bir süreçte göreceğiz. Ama maalesef bulunduğumuz coğrafya stratejik anlamında hakikaten çok güzel bir coğrafyadayız. Fakat Doğu Akdeniz olsun, özellikle Irak, İran olsun. Bu coğrafyalardaki bizim politik ve ekonomik zorluklarda bizim ticaretimizi etkiliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu azalarak devam edecektir diye umut ediyoruz. Şimdi yurt içinde özellikle kimya sektöründe üretim, yani yerli üretimden bahsediyorum. Üretim yetersizliği veya ham madde yetersizliği sebeplerinden biz bazı ürünleri anormal ithalatı yaparak ihraç ediyoruz. Bize bu pandemi dönemi gösterdi ki ülkeler aslında biraz da kendi kendine yetebilecek bir duruma gelmeli. Sınırlar kapatıldığı zaman çünkü aromal ithalatı da problemler ya da ihracatta problemler yaşanıyor. Bununla ilgili bir çalışma, fizibilite yapıldı mı sektör olarak? Çok önemli bir konuya değindiniz. Yani biz kendi kendimize yeter bir ülke olmak zorundayız. Bu konuda çalışmalar var. Örneğin en basitinden bir maskede bile, yani pandemi sürecinde baktığımız zaman maskeyi bulamaz duruma geldik. Bir anda dezenfektanla ilgili veya kolonya ile ilgili bir anda talep olduğu anda talep olduğu anda bir sıkıntı meydana geldi ama ondan sonrası çözüldü. Şu anda ne maske, ne dezenfektan, ne de diğer medikal anlamdaki sıkıntılarımız yok. Bizim sıkıntılarımız stratejik olan bazı ham madde veyahut da yarı mamullerin tedariğinde sıkıntılar olabiliyor. Neden olabiliyor? Ülkeler arasında problem olmasa bile lojistik anlamında veya o ülkenin de bir üretim, o malzemeyi üretemediği anda bizim bu malzemenin tedarikinde zorluk çekiyor. Biz biraz önce söylediğim gibi stratejik olan bazı üretimlerin ve Türkiye'de üretilmeyen ham maddelerin, kimya madde olarak söylüyorum, Türkiye'de üretilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz ve bakanlığımız da bu konuda yerleşme programı adı altında bununla ilgili yapıyor. Hem katma değerinin arttırılması için hem de aynı zamanda bu sektörlerde veyahut da bu konularda daha iyi olabilmek adına önce ihtiyacımızı karşılamak, daha sonra da ihracatçı durumuna gelebilmek adına yatırımlar söz konusu ve bununla ilgili başta TÜBİTAK olmak üzere Cumhurbaşkanlığımız Yatırım Ofisi ve bakanlıkların ilgili bakanlık bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz İKMİP olarak da buna katkı sunmak adına da çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda evet, açıklamaları da yapacağız inşallah. Çok teşekkürler yorumlarınız için Adil Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Adil Pelister'e teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde kurla ilgili bir açıklaması vardı. Bu kurdaki kaynaklı risklerin önümüzdeki süreçte enflasyonda baskı yarattığını ifade etmişti. Biz bu haberimizi izleyelim ve artık bitirelim iş dünyasını.
İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunda enflasyondaki yukarı yönlü baskılara vurgu yaptı. Raporda enflasyon eğiliminin temel mal grubunda yüksek seviyesini koruduğu, hizmet grubunda ise arttığı belirtildi. Kur gelişmelerinin etkisiyle dayanıklı mal grubunda fiyat artışlarının genele yayıldığı ifade edildi. Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre otomobilde matrah ve ÖTV değişiklikleri enflasyonu yukarı yönlü etkileyecek. Ağustos ayı özelinde ise gıda enflasyonundaki artışta işlenmemiş gıda grubu belirleyici oldu. Ayrıca eğitim hizmetlerinde uygulanan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendiriliyor. Üretici fiyatları tarafında ise kur gelişmelerinin enflasyonu yukarı yönlü etkilediği belirtildi. Emtia fiyatlarındaki yükselişin de enflasyonu olumsuz etkilediği ifade edildi. Bunun sonucunda tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların arttığı tespit edildi.